Hemen bunu hatta koyalım. Bu bir güzel erisin. İlk etapta size yağlı gelebilir ama piştiğinde kesinlikle öyle olmuyor. Bu kıvamı zaten yağ sayesinde sağlıyorum. Bunun servisten önce mutlaka en az 2 saat soğuması gerekiyor. Şöyle çok hafif bir şekilde yağlayacağım ki çıkarken daha kolay çıksın. Siz de aynı bu şekilde yapın. İçine hangi yağdan koyduysanız kabınızı da aynı yağ ile yağlayın ki hani hem lezzet hem koku farkı olmasın. Bu arada yağım da tamamen erimek üzere. Hemen unumu alacağım. Tam 12 kaşık un böyle birebir çok güzel oluyor. Burada hazır. O yüzden ben saymadan direkt dökeceğim. Hemen unumu kavuracağım. Artık azar azar sütümü ekleyebilirim. Şimdi bütün unlar çözüldü. Altını açıyorum. Bir su bardağı şekerimiz. Yine bir su bardağı beyaz çikolata. Biraz vanilya özütü. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Şimdi ocağın altını en kısa alıyorum. Bütün malzemeler eriyip homojen bir karışım elde edene kadar karıştıracağım. Bu artık tamamdır. Şöyle altını kapatıyorum. Son bir kere çevireceğim. Şöyle kocaman bir kase alıyorum. Bunu da krem şantimi çırpacağım. Tam bir çay bardağı soğuk süte ihtiyacım var. Yani 150 mililitre kadar. Önce en düşük hızdan başlıyorum. Bu hazır. Şimdi bu ikisini birbirine karıştıracağız. Hiç çekinmeden üzerine dökün. Şimdi tekrar azdan çoğa hızlanarak çırpacağız. Magnolia'mızın şu an birinci kısmı hazır. Hemen bunu dediğim gibi yağladığımız cam kaba güzelce dökeceğiz. Bunu önce bir saat oda sıcaklığında güzelce soğutuyorsunuz. Ondan sonra buzdolabına gidiyor. 2 saatte en az orada dinlenecek. Eğer vaktiniz varsa bence bir gece önceden hazırlayın. Magnolia'm istediğim kıvama geldi. Onu neyle buluşturacağız? Tabii ki muz. Birazcık böyle artan benim vardı. Ben o yüzden yeni çekmeyeceğim. Siz evde yeniden yapın bunu. Bebe bisküvisi rondodan geçirdik. Üzerine biraz da sütlü çikolata rendeleyeceğim. Hemen servis tabağını alalım. Şöyle bir tane muz. Bunu servisten hemen önce yapın. Aksi takdirde muzlarınız kararır. Hani böyle yemeden hemen önce deriz ya, işte o vakit doğru bir vakit. Bence bu çikolatasız kesinlikle olmaz. Tabağın kenarında da şöyle küçük bir süsümüz olsun. Hem de birazcık renk olmuş olur.